şanslı damat kim peki? Alpay. Ne? Aman şaka yapıyorsun. Yo, çok ciddiyim. Biraz önce onun evlenme teklifini kabul ettim. Şirin Alpay'la evleniyormuş. İnsan birbirini sevdikten sonra çocuksuz da mutlu olur dedik ama dinleyen kim? Bir kulağından giriyor öbüründen çıkıyor. Of of. Hiç oflayıp puflama. Kendi düşen ağlamaz. Seni seviyorum. Ben ablamlara henüz haber vermedim. Yanlış anlama. Emin olmadığım için değil. Her şey çok çabuk oldu. Durumu önce benim sindirmem lazım. Aslında Şirin olayın iç yüzünü bilseydi iş bu kadar büyümezdi. Ama Şirin'e kim söyleyecek? Mesele orada. Aa, hiç bana bakma. Çocuğu olmayacakmış. Temel kısırmış. Ne? Şimdi anladın mı? Seni çok sevdiği halde... Niye bunu bana söylemedi muhtar amca? Söyleyemedi işte. Kafasına göre bir plan yapmış. Plan ha? Bıktım ben onun planlarından, bıktım. Ben de insanım. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Şirin kızım. Bırakın beni. Ben kaç gündür neler yaşıyorum biliyor musunuz? Çıldırıyorum. Aklımı oynatmak üzereyim. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim artık. Kızım, gelmeyin üstüme. Evladım yapma. Üstüme gelmeyin. Gelmeyin. Yeter artık yeter. Bağırma. Çarpma şu kapıyı. Bütün apartmana rezil oldu. Umurumda değil. Yavaş dedim. Çocuğu yandıracaksın. Bıktım artık. Anlıyor musun? Bıktım. Ben de senden bıktım. Artık eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor. Gelme o zaman. Çek git istediğin yere. Şu çocuk olmasa seninle bir gün bile kalmam. Bitti. İşte şimdi her şey bitti. Çocuğumu öldürdüğün gün zaten her şey bitmişti. Yeter yeter. Her kavgada bana bunu hatırlatma. Ben hiç unutmadım Ebru. Çocuğumu öldürdüğünü hiç unutmadım. Senden nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Allah kahretsin. Enflasyon, enflasyon, devalüasyon, enflasyon, 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 devalüasyon, enflasyon, 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 enflasyon abla. Merhaba abla. Borsada para mı battı abla? Kaç para kaybettin ha? Kaç para kaybettin? Kime yatırdın? Borsada para mı battı? Kaç lira kaybettin? He? Kaç lira? Şşş! Rahat bırak annemi, rahatsız etme. Görmüyor musun? O hasta, hasta. Hasta, hasta. Kemer sıkmaktan kafayı yemiş. Anneciğim, beni buradan götüreceksin değil mi anne? Hadi anne, beni götür buradan ne olur. Anneciğim. Gel ben seni içeri götüreyim. Enflasyon, enflasyon. Enflasyon! 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 Durumunda bir değişiklik yok. Hiç konuşmuyor, öyle oturuyor. Doktor ağır bir depresyon geçiriyor dedi. Senin gelmene gerek yok baba. Bir şey olursa biz ararız. Daha ne olacak? Çıldırdı kız. Allah beterinden korusun. Tamam baba, merak etme. Hoşça kal. Nasıl merak etmesin adam? Biricik baldızı delilerin arasında kaldı. Deli değil şekerim, akıl hastası. Asıl hasta mahallede fink atıyor, benim kardeşim hastanede yatıyor. Ah Temel ah, yaktın bizi, yaktın. O da böyle olmasını istemezdi Melik Hanım. Hiç istemezdi de onun için mi kızı yüzüstü bıraktı? Bırakmak zorunda kaldı şekerim. Bütün kabahat bende, bende. Şirin'i çok başıboş bıraktım. Ne yapıp edip o serseriden ayıracaktım. Rica ederim Melik Hanım, Temel serseri değil. Bana onu müdafaa etmeyin. Plandı, oyundu derken kızın dengesini bozdu. Anne yavaş. Sus sen de. Benim içim yanıyor burada. Gül gibi kardeşim delilerin arasında yatıyor. Temel Bey de muradına erdi. Ne delirmesi canım? Kızcağız depresyonda. En kısa zamanda atlatacak inşallah. Hepimiz ona yardımcı olacağız.
Aman eksik olmayın. Ah yavrum. Ah canım kardeşim benim. Ağzını bıçak açmıyor. Öyle put gibi oturuyor. Ah. Ay. Merhabalar. 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 Ne işin var senin burada? Ben geçmiş olsun demeye geldim. Hangi yüzle geldin buraya? Ha? Hangi yüzle? Yapmayın beni hanım. Bırakın beni. Defol git buradan. Defol kızım görmesin seni. Defol seni. Bırakın beni. Bırakın. Saçmalamayın. Bırakın. Beni kızım. Neyi açıklayacaksın lan? Bir de geçmiş karşıma. Konuşuyor. Git. 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 Kardeşinin hayatını mahvettin. Allah'ına bul Demel. Allah'ına bul. Anne. Artık dayanamıyorum Behiye abla. Bu sefer kesin kararlıyım. Levent'ten ayrılacağım. Sakinleş biraz. Öyle şeyler söyleme. Vallahi bu iş böyle yürümez. Hiç huzurumuz kalmadı. Artık karı koca değil, sanki iki düşmanız. Her evlilikte zaman zaman zor günler olur Ebru'cum. Biz de ne sarsıntılar yaşadık. Ama her seferinde temelimiz daha da sağlamlaştı. Bizimki öyle değil Behiye abla. Birbirimize ne saygımız kaldı ne de sevgimiz. Olur mu öyle şey? Levent'in seni nasıl sevdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Levent kürtaj olayından sonra beni hiç affetmedi. O eski Levent gitti, yerine başka bir Levent geldi. Ama kabul et, çok zor günler yaşadım. Ben yaşamadım mı sanki? Cezamı da çekiyorum. Ömür boyu vicdan azabıyla yaşamaya mahkum oldum. Yapma canım, ne olur. Çocuğun da dengesi bozuluyor. Evde her gün kabus yaşıyor. Kendine hakim ol. Ege böyle bir ortamda büyümesin. Büyümeyecek zaten. Çocuğu alıp annemin yanına gideceğim. Saçmalama Ebru. Saçmalamıyorum Behiye abla. Artık Levent'le bir gün bile aynı evde kalamam. En kısa zamanda boşanma davası açacağım. Kusura bakmayın. Sizi de meşgul ediyorum ama Doktor Erol Bey benden görüşmeyin. Erol Bey Şirin Hanım'ın terapisti. Onun yakınlarıyla görüşmesi terapinin sağlıklı yürümesi açısından sakıncalı olur. Erol Bey bağ kızgın değil değil mi? Yok canım. Niye olsun? Şirin son zamanlarda bağ biraz kırılmıştı da. Kendinizi suçlamayın. Depresyonun birden çok nedeni olabilir. İyileşecek değil mi Doktor Bey? Hastalığını kabul etmesi İyileşmeye başladığının işaretidir. Biliyorsunuz Şirin Hanım burada kendi isteğiyle kalıyor. Şimdi müsaadenizi rica etsem, seansım var da. Son bir şey daha. Buyurun. Onu görebilir miyim acaba? Şu an durumu çok hassas. Nasıl tepki vereceğini bilemiyoruz. Onun için görmeseniz daha iyi olur. Peki sağ olun Doktor Bey. İyi günler. İyi günler. Ne kokuyor burası? Annem yemek yaptı da. Baharatını biraz fazla kaçırdı herhalde. Hayır, yaktı.
Ne yapayım? Çok heyecanlı bir film izliyordum. Yemeği unutmuşum. Dün de çok heyecanlı bir kitaba kaptırmıştın kendini. Evet, böreğin altı yanmıştı. Ama üstüyle karnınızı pekala doyurdunuz değil mi? Şirin ablanın yemeklerini özledim. Ben de. Abilerim geldi. Zamanlama harika. Poğaçalar pişti sayılır. Koş kapıyı aç. Hoş geldiniz. Selam Evoku. Selam apaçiler. İnanmıyorum. Bana çiçek mi getirdiniz? Görüyor musun aslan? Ne nazik çocuklarımız var. Teşekkür ederim canlarım. Kusura bakma anne. Çiçekler senin değil. Değil mi? Şirin ablayı götürmek için aldık. Yaşasın Şirin ablaya, gidiyoruz. Hayır, gitmiyorsunuz. Yani gidemezsiniz. Ya niye? O şimdi evinde sıcacık yatağında ıhlamurunu yudumluyor. Belki de mışıl mışıl uyuyor. Rahatsız edilmek istemez değil mi? Biz gürültü yapmayız ki. Tabii canım. Siz dünyanın en uslu çocuklarısınız. Sağ ol baba. Şimdi gitmemize izin var mı? Hayır canım. Şirin ablanız ağır bir grip geçiriyor. Dinlenmeye ihtiyacı var. Bu durumda misafir kabul edemez. Biz misafir sayılmayız ki. Konu kapanmıştır. Şimdi odanıza gidip üstünüzü değiştirin. Sonra da poğaçalarınızı yiyin. Ellerinizi de yıkayın. Ne düşünceli çocuklar değil mi? Ekim yetiştirdi. Baba, yılanın kaçmış. İmdat, banyoda yılan var. Ne? Koş aslan. Çamaşır makinesinin altına girdi. Yakala onu. Göremiyorum ki. Çabuk ol. Yolculuk nereye? Anne lütfen. İçeri. Ama Şirin ablayı çok özledik. Onu ziyarete giderseniz okulunuzu da özlersiniz. Ya ne ilgisi var? Ay. Biliyorsunuz grip bulaşıcı bir hastalıktır. Şirin ablanızdan size bulaşırsa okula gidemezsiniz. Birkaç gün, belki de bir hafta evde kalırsınız ya. Ah, nerede o günler? Evet, poğaçalarımız hazır. Mı acaba? 5 dakikası daha var. Azar azar, kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Nayna naynam, Haydar Paşa. Sofraya bak. Buyurun. Kusura bakmayın Müzeyyen Hanım. Doğum gününüz olduğunu unuttum. Vallahi sabahleyin aklımdaydı. Yalan yere yemin etmeyin Haydar Bey. Doğum günüme 5 ay var. Hay Allah, karıştırdım. Evlilik yıldönümü diyecektim. O da geçen aydı. Peki bu neyin kutlaması? İlle de bir şeyi kutlamamız gerekmiyor Haydar Bey. İçimden geldi, döktürdüm. İşte o kadar. Ellerinize sağlık. Hadi buyurun, ben de yemeği getireyim. Zeynep'i beklemeyecek miyiz? O Meral'le Neriman'la sinemaya gitti. Oradan da kebapçıya gideceklermiş. Vay çılgınlar. Felekten bir gece çalacaklar ha. Çok ayıp Haydar Paşa, çok. Aşk olsun size. Ne oldu? Domatesi yemişsiniz. Ne yapacaktım? Bakacaktınız. Ben ona gül şeklini verene kadar aklı karıyı seçtim. Bunları yemezsiniz inşallah. Yok artık. Hoş geldin Levent. Ebru'lar nerede? Yoklar. Hayrola? Yüzün kireç gibi. Bir şey mi oldu? Ay konuşsana oğlum. İçeri gireyim de anlatırım yenge. Peki hadi geç. Oo, hoş geldin Levent. Kaynanan seviyormuş. Artık sevmiyor dayı. O ne demek öyle? Kızını çok üzüyormuşum. Biraz önce telefonda söyledi. Hayda. Nereden çıkarmış bunu durup dururken?
Durup dururken değil yenge. Dün Ebru'yla çok kötü kavga ettik. Aa! Neden? Öyle çok nedeni var ki. Hangi birini söyleyeyim? Hepsini söyle. Biliyorsunuz, bu ilk kavgamız değil. Ay, son olur inşallah. Uzun zamandır çok gerginiz. Birimizin ak dediğini öbürü kara diyor. En ufak bir tartışma büyüyüp kavgaya dönüyor. Sizin sinirleriniz bozulmuş. Benimkiler de bozulmak üzere Haydar Paşa. Takma kafanı. Her evde olur böyle şeyler. Barışırsınız. Tabii canım. Barışsak bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yenge. Birbirimize olan saygımızı yitirdik. Ay, bırak bu beylik lafları Levent. Siz de kalkın Haydar Paşa hadi. Gidiyoruz. Nereye? Leventlere. İki inatçı keçiyi barıştırmak büyük olarak bize düşer, değil mi? Tabii. Hiç rahatsız olmayın dayıcığım. Zaten Ebru evde değil. Aa, nerede? Gelmeyince merak ettim, aradım. Annesindeymiş hanımefendi. Ne olursa olsun bir kadın evini terk etmemeli. Ebru biraz ileri gitmiş. Biraz mı? Öyle ileri gitti ki benden boşanacağını söyledi dayı. Ne? Kusura bakmayın ama helal diyemeyeceğim Haydar Paşa. Ay boğuluyor galiba. Helal. Hoş geldiniz Seçkin Bey. Hoş bulduk kızım. Neredeler? Hanımefendi salonda. Hı. Sevgilim. Hoş geldin hayatım. Bu dünyanın en güzel anneannesi için. Sağ ol. Bu da dünyanın en güzel annesi için. Kızım al şu çiçekleri. Simge nerede? Evine döndü. Nasıl yani? Gitti mi? Çulsuz prensi onu kandırdı. Hani bizde kalacaktı? Sefil hayatını tercih etti. Can olacak dengesiz Simge'nin yine aklını çeldi. Kızıma ya ben ya burası diye şantaj yaptı. Ya. Anlayacağın salak kızım da kuzu kuzu bu hayatı terk edip yine o çöplüğe döndü. Belgin yeter. Yeterince içmişsin zaten. Sen benimle uğraşacağına git o kafasız kızınla uğraş. Hayatını mahvetmesine engel ol. Karar Simge'nin kararı. Nerede yaşamak isterse orada yaşayacak elbette. Peki ya o çocuk ne olacak? Ha ne olacak? Kendi sefillikleri yetmiyormuş gibi bir de çocuk çıkardılar başlarına. Olan oldu hayatım. Bırak biraz kendi başlarına kalsınlar. Ne yapacaklarına karar versinler. Hep Simge'nin bir gün pişman olup döneceğini düşünüyordum. Belgin kendine gel. Ben o adamdan kurtulsun diye uğraştıkça daha beter çamura saplanıyor. Çocuk doğsun da aklı başına gelsin bakalım. Anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu aptal. Defolup gitsin istediği yere. Artık ben de onu istemiyorum. İstemiyorum. Anne ne olur ben de geleyim. Simge ablamı görmek istiyorum. Sonra görürsün kızım. Bebek ne zaman gelecek? Kızım bebek mebek yok daha ortada. Olacağı da belli değil zaten. Behiye başlama yine abuk sabuk konuşmaya. Çocuklara da böyle söyleyip kafalarını karıştırma. Ben anneyim Ali. İstediğim gibi konuşurum. Onların aklı bir karış havada. Daha kendileri çocuk ya. Nasıl kalkışırlar böyle bir şeye? Bebekleriyle birlikte büyürler. Ne yapalım? Kızım her çocuk kendi kısmetiyle gelir. Allah haklarında hayırlı yazı yazsın. Aman boş versene anne ya. Kendilerine bakamayacak durumdalar. O çocuğa nasıl bakacaklar? Biz bakarız. O da benim kardeşim olur. Ya ben de öyle düşünüyordum. Behiye, çocuğun yanında laflarına dikkat et. Hadi kızım, Allah rahatlık versin. Bir an önce yat, sabah erken kalkıyorsun. Ay dur. Sakın beni öpme. Nezle miyim, grip miyim sana da geçer yavrum.
İyi geceler bebeğim. Allah rahatlık versin. Yatmadan önce dua etmeyi unutma, değil mi? Simge ablayla Can abi için de dua edeceğim. Allah onlara kolaylık versin. Ha, bir de Şirin abla için dua edeceğim. İnşallah o da bir an önce iyileşir de evine döner. Aman benim güzel kızım. Benim hassas kızım. Hadi bakalım. Şirin için ben de dua ediyorum. Allah'ım dert verip de derman anlatma ya Rabbi. Aklımızı başımızı koru. Bu gidişle yakında ben de Şirin'in yanındaki yatakta yatacağım. Kızım tövbe de. Allah korusun. Öyle anne. Olacağı bu. Hadi Ali. Bir an önce mehparelere gidelim de şu işi konuşalım. Behiye. Benim selamımı da söyle yavrum. Durumumu anlatın. Şimdi hamile kadına gidip de nezle grip bulaştırmayayım. Hamile kadınmış. O daha çocuk ya. Behiye lütfen. Senden rica ediyorum fevri olma. Önce çocukları bir dinleyelim. Kararları neymiş bir öğrenelim. Ona göre davranalım. Ne yani? Doğuralım derlerse de o haman çok iyi edersiniz mi diyeceğiz? Onlar bizim çocuklarımız. Ama aynı zamanda birer yetişkin beyi. Doğacak çocuklarına da kendileri karar vermeleri lazım. Bu kararda bizim herhangi bir etkimiz olursa sonra çok acı çekeriz. Pişman olurlarsa vicdan azabı duyarız beyi. İnan. Simge, rahatsın değil mi? Evet Mehpare abla. Arkana yastık koyayım mı? Gerek yok. Yok yok koyayım. Bak böyle daha iyi oldu. Sağ ol. Ben bakarım. Midem bulanıyorsa nane limon kaynatayım. Sağ olun, istemem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, kimler gelmiş, kimler? Büyük anne. Büyük baba. Ama Mehpare sakin ol. Gerginiz zaten. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın Simge? Çok iyiyim. Sen nasılsın Can? Düşünmekten başıma ağrılar girdi. Ama şimdi daha iyiyim. Gördün mü? Düşüncesi bile başını ağrıtıyor. Yarın öbür gün kucağınıza alınca kim bilir neler olacak. Çay içeriz değil mi? İyi olur vallahi. Hadi canım. İyi fikir, hadi canım. Nasıl yani? Hayat müşterekli ya. Ben çayı demledim, sen de servisi yaparsın. Peki canım. Çay dokunmaz değil mi? İstersen sana süt getireyim. Yapma böyle Mehpare abla. Simge'nin bir şeyi yok ki. Sadece birazcık hamile. Ay ne güzel. Çocuklar, bir karar verdiniz mi? Ne kararı Ali ya? Ay vallahi aklımı oynatacağım. Allah korusun yengem yengem, sen de Şirin gibi. Mehpare, Hakkı'ya yardım etsene sen. Yardımlık bir şey yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merci. Nerede kalmıştık? Biz kararımızı verdik. Bu işin dönüşü yok, biliyorsunuz değil mi? Her şeyi düşündük Ali abi. Biz bu çocuğu istiyoruz. Ne? Yaşasın. Hayırlı olsun. Peki okul, geleceğiniz ne olacak? Okulu bırakmayacağım. Ben de. İkimiz de mezun olacağız. Çocuklarla konuştuk Behiye. Onlar okuldayken bebeğe biz bakacağız. Bir şey yok bitmiyor.
yedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kurar. İyi misin babacığım? Yo, iyiyim ben. Seni de burada tutuyorum ama ben içerilerde duramıyorum. Boğulacak gibi oluyorum. Sanki duvarlar üstüme üstüme geliyor böyle. Temel. Ne olur nasihat etme babacığım. Nasihat değil oğlum. Sana bir şey söylemem lazım. Daha doğrusu itiraf etmem lazım. Evet, nedir? Ben Şirin'e... Devam et. Senin çocuğunun olmayacağını söyledim. Ne? Ne? Bilmesi gerekiyordu. Bak oğlum. Vallahi görülmemiş ha. Şey. Kahveye çay getiriyorum. Sağ olun, zahmet oldu. Sağ olun hanım. Afiyet olsun. Ay dondum vallahi. Ayol bu ne soğuk böyle? Siz üşümeyin Handan Hanım. İçeri girin. Birazdan biz de geliriz. Tamam muhtar bey. Efendim? Sen ne biçim adamsın ya? Bizi delirttin sonunda. Lafını bil de konuş hemşerim. Ayıp oluyor Alpay Bey, size yakışmıyor. Genç bir kızın hayalleriyle oynamak ona çok mu yakışıyor? Bu iş seni aşar. Yürü git yoluna. Yoluma gideceğim. Hem de Şirin'le birlikte. Kapışacaklar yok vallahi. Ya. Bir şeyler yapıyorlar. Ne olurmuş? He? Sen bir kere hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı? Öğrenmek de istemiyorum. Şirin hastaneden çıkınca onun yolundan çekileceksin. Tamam. Yoksa... Yoksa ne olur? He? Seni gebertirim şerefsiz. Buyur. Bana şerefsiz. Ulan dur. Ben seni şimdi... Dur oğlum yapma. Bırak. Yeter. Ulan. Ne yapıyorsun sokak sersesi gibi? Çekil. Babana mı güveniyorsun? Rezil. Tamam. Ulan ben çekil. Dur oğlum yapma. Yapma. Çekil. Sen güvenmeyelim tamam mı? Daha iki günlük uşak gelip bana burada kafa tutuyorsun. Ulan ben seni çekil. Dur oğlum yapma. Çekil. Bizi bu durumumuzda oynadın. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen ben? Yürü git Alman. Yeterince derdimiz var zaten. Hadi bas git. Ulan ben seni şimdi dur, var ya seni dur, var ya. Bırak dur, babacığım. Hayır. Bırak ya seni yanına yapamayacağım. Bırak. Bırak dedim. Bırak. 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 Bırak Allah aşkına. Dur. Ne oluyor ya? Komutan. Ha? Ne oluyor bana da anlat. Aa. Bu. Levent. Buna ne oldu Asil'da? Neler olmuyor ki? Bittim ben. Bittim. Aa. Galiba. Neyi? Şiirimi. Unutmamışsın değil, sen öyle geliyordun. Hadi söyle bakayım. Atamız da düşmanı yurttan kovan. Bir güneş doğ, karanlıktan doğan. Cumhuriyet bize ondan armağan. Sevinelim en büyük bayram bugün. Bravo. Onu hemen şiir kasadı yapalım. Siz bizi mi dinliyorsunuz? Ha, bir de takip ediyorlar. Takip mi? Ayıp ettiniz şimdi. Biz de törene gidiyoruz. Kader bizi karşılaştırıyor kızlar. Kader mi? Aynı mahallede oturuyoruz ve aynı okula gidiyoruz. Karşılaşmamız çok normal. Bak bu önemli günde kavga etmeyelim tamam mı? Hatta şimdi en sıkışık ya, bayramımızı kutlayalım. Yürü ya! Çekilin yolumuzdan. Ne yaptık biz ya? Fazla ileri gittin oğlum. Ne öyle el sıkışmak falan? Aşık oldu bunlar bize. Bunlarınki kara sevda valla. Hastanız orada beyefendi. Teşekkür ederim. Merhaba Şirin. Sana çiçek getirdim. Nasılsın bakalım? Seni çok iyi gördüm. Ama sen beni gördüğüne sevinmedin galiba. Yüzüme bak şimdi ne olur. Biliyorum
zor günler geçiriyorsun. Ama inan bana iyileşeceksin. Yine eski Şirin olacaksın. Üşüdün mü? Dur şunu omzuna koy. Öyle iyi mi? Şirin, ne olur cevap ver, bir şeyler söyle. Hey sen deli misin ya? Sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Çatlak ya. Burada rahat mısın? Yapma Şirin. Seni böyle görmek beni kahrediyor. Dayanamıyorum. Susarak kimi cezalandırıyorsun? Beni mi, kendini mi, Temel'i mi? Kimi? Şirin. Bir çay isteyeceğim ama. Boş ver şimdi. Çocuğu elleme. Vallahi bu aşk ikisini de dert etti. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Muhtar Bey. Nasıl gidiyor? Mars'a gidiyor, Mars'a. Sen öyle san. Hadi Mars'a bir iki, Mars'a bir iki. Uzay yolcusu kalmasın. Yakında o dediğin de olacak. Olacak tabii. Bilim adamları diyor. Dünyada yer kalmayınca koloniler halinde uzaya taşınacakmışız ya. O zaman misafirlik olayı da kalkar. Dünyadan kalk ta uzaya halangillere git. Olacak iş mi? Çocuklar Temel nerede? İçeride. Arpacı kumrusu gibi düşünüyor. Yazık bu çocuklara. Yazık. Vallahi bence ikisi de iyi bir sopayı hak ediyor. İnsan hayatını bu kadar zorlaştırmaz. Bizde de var bunlardan. Simge ile Can da başka bir türlüsü. Bizi de dertli ettiler. Ya Muhtar abi, şunlarla bir konuşalım. Biraz daha düşünsün. Belki bir çözüm bulup Arşimet gibi fırlar kahveden. Annesinden aradım. Kızım dedim, yapma etme, dön evine. Yok, Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya. Eşirinin ablası da öyle. Yazık, Temel'i kovmaktan beter etti. Vah vah. Aman canım, çocuk kovmamış ki. Önce Ebru git bu evden demiş. Ay Temel'e mi? Ne Temel'e ayol, Levent'e. Ay Melek Hanım mı çek git demiş, anlamadım. Çek git demedi de neredeyse dövüyordu. Aa, yok vallahi. Levent'in öyle huyu yoktur. Bugüne bugün çocuğuna bile bağırmamıştır. Aa. Ay sen Melek Hanım'ı bir görecektin. Bir avazı yerde, bir avazı gökte. Bas bas bağırıyordu aa çocuğa ya. Niye mi? Apartman kalkmış ayağa, apartman. Aşırının evi müstakil değil miydi ayol? Bağırtıya çocuk uyanmış. Ya ah garibim, ah güzelim. Ayol ne oluyorsa çocukları oluyor şekerim. Ay kafayı yiyeceğim. İnşallah bir an önce her şey düzelir. İnşallah. Ey Kadriye Hanım, sizde ne var ne yok? Derdimize düştük, hal hatır sormayı unuttuk. Ay bende bir şey yok anacığım. Tın tın. Ay beynim kevgire döndü. Ay ne konuştuğunuzu anlasam günlüğüme yazacağım ama hiç şey anlamadım. Hadi Ali, al getir şunu. Of. Adam ufka daldı diyeceğim ama. Ufukta da ocak var yani. Manzara pek iyi değil. Git bak şuna. Kıvırcık. Allah Allah. Kıvırcık. Kıvırcık. Aa, Kıvırcık. Ya Muhtar abi gelsinize beni. Kıvırcık. Kıvırcık gel. Ne oldu? Kıvırcık. Ne oldu? Şey, hap içmiş abi, hap. Ha? Ne? Hemen ambulans çağırın. Yo yo. Ali'nin arabasına bindirip hemen götürelim. Ben arabayı alıyorum. Hadi hadi. Ah be oğlum, ne yaptın sen be? Oğlum. Temel. Temel! Şirin'in iyiliği için yaptığı plan, ne yazık geri tepti, Temel'i etti duman. Mutluluk şöyle dursun, zavallı kız üstelik, bu plan sayesinde oldu hastanelik. Üstüne üstlük bir de
kazandı pek çok düşman. Zavallı Temel şimdi doğduğuna bin pişman. Sonunda bu azaba dayanamayan Temel bu dünyadan ayrılmak istiyor bir an evvel. Allah'ım, şu kız hayırlısıyla hastaneden bir çıksın. Kurban keseceğim vallahi. Tez hoş bir eve gelse. Onun o şer şakrak hallerini çok özledim. Ya hiç eski haline dönmezse? Aman sus, ağzından yel alsın kızım. Şirin ablayı görünce öyle bir sarılacağım ki. Ben de 10 kere öpeceğim. Yaşa Şahin, böyle yaparsak kesin kaparız gribi. Sonra da evde bir hafta ateşler içinde yatarız. Oo, gel keyfim gel. Evdedir değil mi? Harold yani, grip bir insan dışarı çıkar mı? Şimdi evde uzanmış ıhlamurunu içiyor. Dur şu başımıza. Amin. Aa, merhaba çocuklar. Merhaba, Şirin ablayı ziyarete geldik. Çok iyi yaptınız da. Kim o Ece? Kartal'la Şahin anne. Teyze hoş grip ya, onu ziyarete gelmişler. Pek de yakışıklılarmış. Bir de içeri girebilse. Şirin abla zam dedip kapıya gelmesin, biz içeri gireriz. Aa, Şirin ablanız çok ağır bir grip geçiriyor. Harika. Şey yani hay Allah, ne kötü. Doktor kimseyle görüştürmüyor. Biz kimse değiliz ki. Onun çocukları sayılırız. Öyle de kurallar böyle. Ben çiçeği alayım, sizin yerinize veririm. Ama... Peki o zaman, çok selam söyleyin. Bizim yerimize de onu öpün. Tamam çocuklar. Siz de annenize selam söyleyin. Güle güle. Vazgeçti Sevda'dan Şahin. Biz grip mırip olamayız. Ama... Kardeşim, canım benim. Evin havası bile yetti. Kaptın gribi. Ah deli olan, ah. Ne işler açtı başımıza. Benim hala elim ayağım titriyor. 100 kere söyledim. Oğlum kaçarak sorunlardan kurtulamazsın dedim. Ama nerede? Bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Sonunda intihara kalkıştı beyefendi. İntihar çözüm değil ki Muhtar abi. Gel de bunu bizimkine anlat. Sanki o böyle bir iş yapınca Şirin şıp diye iyileşecek. Geli Muhtar abi. Nasılsın Temel? Boğazım yanay. Sızlanma oğlum, olacak o kadar. Müsaade eder misiniz? Çek. İyi günler doktor hanım, durumu nasıl? İyi, çok şanslıymış. Zamanında müdahale edebildik. Allah sizden razı olsun. Midesini yıkadık, şu anda bir problem yok. Yatıracak mısınız? Gerek yok, serumu bitince taburcu olabilir. Çok iyi ya. Geçmiş olsun. Sağ olun. Girebilir miyiz? Tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Kıvırcık. Sağ ol Ali abicim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bağırma babacığım, gözünü seveyim bağırma. Bizi çok korkuttun Kıvırcık. Bıktım senin bu saçma sapan işlerinden. Ne zaman akıllanacaksın oğlum? Vicdan adamına dayanamıyordum. Başka çarem kalmamıştı. Ne edeyim? İntihar çare değildir. Kendine zarar vermekle eline bir şey geçmez. Sadece seni seven insanları üzersin. Muhtar abi aklı kıvırcık. Oy. Ne etsem kabahat oluyor da. Ölsem de kurtulsam. Ne oldu? Of çıktı. Hemşire hanım. Yine de can tatlıyor değil mi? Hemşire hanım. Al işte sana. Yavaş. Öldürdüm istoş. Tövbe. Yapma Alev, sinirim bozuluyor. Sinekler de benim sinirimi bozuyor istoş. Bırak şu raketi. Dışarıdan gören de işleri güçleri yok, sinek avlıyorlar diyecek. Yalan da değil, sinek avlıyoruz.
Al sana. İşte. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Buyurun oturun. Merhaba. Aa durun durun. Ne? O ne? Buyurun. Şimdi hatırın. Ne var ne yok İhsan abi? İşler nasıl? Vallahi nasıl olsun. Uğraşıyoruz işte. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Öyleyse fazla vaktinizi almayalım. Hemen konuya girelim. Buyurun. Biz bir dükkan arıyoruz İhsan abi. Hey, yaşasın. Alev. Yani Bahadır için değil mi? Çok sevindim. Sağ olun. Ezan için yakınlarda bir yer arıyoruz da. Buluruz buluruz. Ay dükkan açtıktan sonra siz evlenme hazırlıklarına da başlarsınız. İnşallah. Ben şimdiden size ev de arayayım. Şimdilik acil olan eczane. Gayet tabii. Elimizde bir iki yer var. İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Ha, vallahi iyi olur. Şey ama önce şunu imzalamanız gerekiyor. O ne? Sözleşme komisyon için. Alev. Olur imzalayalım. Yok canım ne münasebet. Sizden komisyon mu alışayım ya? Alev saçmalıyor. Olur mu öyle şey? Biz de müşteriyiz. Prosedür neyse uygulayacaksınız. Önce bir yeri görelim de. Hoşça kal Alev. Güle güle. Görüşeceğiz Alev. Ne kızıyorsun İstoş ya? Zaten sen böyle yaptığın için sinek avlıyoruz. Allah Allah. Şunu. Ay, sert erkeğim benim. Hop, hop, dikkat edin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Koluma gir istersen. Yok da yok. Şimdi daha iyiyim. Şimdi doğru bize gideriz. Handan Hanım sana sıcak bir çorba yapar. Daha da iyi olursun ha? Yok babacığım. Ben sizinden gelmiyorum. Ben mahalleye gelmiyorum. Gelmiyor musun? Ben biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yalnız kalmaya mı? Güldürme beni. Korkmayın da. Gidip kendimi denize atmam. Ben yüzme biliyorum. Aman hiç güleceğimiz yoktu. Hadi bırak zevzekliği eve gidiyoruz. Valla babacığım. Söz veriyorum. Akşama sağ salim döneceğim. Ama şimdi bırakın beni gideyim. O zaman nereye gideceğini söyle. Boğaz Köprüsü'ne gitmeyeceğim kesin. Evet. Şöyle kırbayı dolaşıp kafamı dinleyeceğim. Biz de gelelim. Hava almış oluruz. Yok. Benim yalnız gitmem icap ediyor. Bana bak. Nereye gideceğini söylemezsen acile geri dönersin haberin olsun. Tamam. 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 Ben Şirin'i görmeye gideceğim. Şirin'i mi? Şirin'i mi? Buna da izin verirsiniz herhalde. Bir şartla. Seni ben götüreceğim. Ben hep böyle muhafızda mı dolaşacağım da? Bunu sen istedin oğlum. Hadi hadi atla. Muhtar abicim siz de buyurun. Yok yok. Ben mahalleye gideyim. Geçer. Telefon ettim ama gene de merak etmişlerdir. Tamam o zaman. Ali gözünün önünden ayırma. Siz bana güvenin gerisini merak etmeyin abi. Ah canım, ah bir tanem. Nasıl kıydılar sana? Anne, harika moral veriyorsun valla. Benimki de can yani. Kardeşim bu halde görmeye dayanamıyorum. Teyzoşumun bir şeyi yok.
Sadece kafa dinlemeye ihtiyacı var. Tabii bizim dertlerimizden bunaldı, biraz tatil yapıyor değil mi teyze? Konuş kızım. Ne olur konuş. Sen böyle sustukça benim yüreğim dayanmıyor. Çekip geleceğe bakın. Sen ne yüzle geldin buraya? Temel. Şirin. Canım. Ne oldu sana? Ufak bir kaza. Çok acıdı mı? Yok yani. Nasıl kıydılar sana? Canım. Güzelim. Kim yaptı bunu? Çok mu canın yandı?